Merhaba arkadaşlar, ben Nirvana. Uzun süredir video çekemiyordum okuldan kaynaklı. Üniversiteler de açıldı biliyorsunuz. Birazcık yoğunluk oldu, video çekemedim. Şimdi hafif hafif yavaştan videolar çekip tekrar yüklemeye başlayacağım. Ne çekeyim ne çekeyim diye düşündüm. Köy inceleme videosu hoşunuza gitti sanırım. Geçen attığım videonun yorumlarına köylerinizin kodlarını bıraktınız, inceler misin dediniz. Ben de düşündüm düşündüm, dedim köy inceleme videosu çekeyim yine. Şimdi attığınız o eski kodları alacağım, bakacağım, inceleyeceğim. Onun haricinde başlamadan önce şunları söyleyeyim. Klan Ligi başlayacak yakında. Savaşları çekip atacağım. Bu köyde de fazla yapılacak bir şey kalmadı. Savunmalar neredeyse bitti. Tuzakları basmaya başladım. Ondan sonra bununla da 12. belediyeye geçerken güzel bir video çekeceğiz. Onun haricinde de diyecek bir şeyim yok. Hemen ilk köyümüze geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. İlk köyümüz Yusuf Kilyu Nikli kardeşimizin belediye binası 9 hesabı. Nick'in güzelmiş bu arada, hoşuma gitti. Hemen incelemeye başlayalım. Önce birliklere bakıyoruz. Ejderi basmış son seviyeye. Laftazı'yı aç kanka. Ondan sonra çarpmayı basmış, hava saldırıları yapıyor, güzel. Kalan her şeyi basmaya çalış. Balon da basmışsın, iyi. Kahramanlara bakıyorum. Kahramanlar çok geri kalmış. Bir an önce ikisini birden basmaya başla. Belediye binası 9'da 30'a kadar gidiyor. Çok geri kalmış. Özellikle kraliçeye yüklen birazcık. Şimdi köye bakalım. Duvarlar güzel. Basmaya başlamışsın 10. seviyeye. Hava savunmalardan birini tamam. Diğerleri basılıyor. Bak bu geri kalmış mesela. Sondalar güzel. Ondan sonra yeni kurduğun binaları da yükselt. Aynı seviyeye geldikten sonra 9'daki yükseltebildiğin son seviyeye doğru yükseltmeye başla. Ejder saldırısı yapıyorsun. Bebek ejderhayı basmışsın. Bence şu şekilde ganimet kasabilirsin. Geceleri bir saat hızlandırma açıp full bebek ejderha basıp ölü köylere saldırabilirsin. Sana verebileceğim tavsiyeler bu kadardı. Hero'larını bas. Binaları bas, duvarları da hallettikten sonra ona geçebilirsin. Hemen ikinci köye geçelim. İkinci köyümüz 61 seviye 8. belediye binası bir hesap. Hemen şöyle bakıyorum birliklere. Güzel durumda, laboratuvarı güzel. Büyüler güzel durumda. Kahramanı da son seviyeye atmış. Hemen ziyaret edelim. Köyün düzeni de güzel. Depolar içeride. Ama sanırım bayağıdır girmiyor oyuna. Sondalar fullenmiş. Düzen hoşuma gitti. Üçlenmeyecek bir düzen. Klan savaşlarında iyi iş yapabilir. Köy max gibi duruyor. Birkaç tane sonda kalmış. Savunmalar vesaire iyi durumda. Ama anladığım kadarıyla bayağıdır girmiyor oyuna. Engeller falan birikmiş burada. Eğer ki izlersen, girersen oyuna, şu son şeyleri de yükseltip 9'a geçebilirsin artık. Bence zamanı gelmiş hafiften. Bir haftalık işi kalmış bu köyün. Hemen 3. köye geçelim. 3. hesabımız belediye binası 10 Enes Nikli kardeşimizin hesabı. Birliklere bakıyorum buradan hemen. Ejderi son seviyeye basmış. Balon iyi durumda. Hava saldırısı yapabiliyor. Büyülerde çarpması iyi durumda. Cadıya level ver kanka. Birliklerin güzel durumda. Hero'larına bakıyorum. Kral 37, Kraliçe 39. Çok iyi durumda hero'larda. 40'da maxlanıyor zaten TH10'da. Bence gayet iyi durumda birlikler vesaire. Depreme de bir seviye ver. TH11'de yerden saldırı yapabilirsin. Hatta belediye binası 10'da da cadı golem saldırısı çok iş yapıyor. Dene, bence güzel olur. Köyü ziyaret edelim hemen. Duvarları maxlamış. Savunmalar iyi durumda. 5 tane inşaatçı kulübesi var. Çok güzel. Ağır savunmalar, cehennemler de tamam. Köy çok güzel. Kralı basıyor şu an. Kankam köyün çok güzel. Çok hoşuma gitti. Hero'larını da basıp bence 11'e geçebilirsin. Verebileceğim tavsiyeler bu kadardı. Köy çok hoşuma gitti. Hemen 4. hesaba geçelim. Şimdiki köyümüz Papiazonikli belediye binası 10 kardeşimizin hesabı.
Birliklerine bakıyorum. Cadıya güzel seviye vermiş. Golem bir seviye geride kalmış. Çarpması güzel. Ejderi basmış. Hava saldırıları yapıyor. Kahramanlar 33-34 yeni yeni basmaya başlamış. Belediye binası onda 40'a kadar gidiyor. Bunları bir an önce basmaya başla kanka. Köyü ziyaret edelim. Laboratuvarı iyi durumdaydı. Duvarları güzel. Duvarları maslamış. Hava savunmalarının 3'ü tamam. Bir tanesi de basılıyor. Savunmalar bir tık geride kalmış. Savunmaları basıyor. Ağır savunmaları basmış önce. Bu çok güzel. Ben de bu şekilde yapıyorum. Önce ağır savunmaları basıp ondan sonra okçu kulesi, top vesaire o şekilde basıyorum. İkisini de yatırmış sanırım. Barbar kral basılıyor da okçu kraliçeyi anlayamadım tam. İkisine birden seviye ver kanka. 40'a kadar yolla bunları. Savunmaları da basıp ondan sonra T11'e geçiş yapabilirsin. Köy güzel durumda. Diğer köye geçelim şimdi. Şimdiki köy Cekunikli kardeşimizin TH12 hesabı. Laboratuvarına bakıyorum. Cadısı Max, Golem güzel seviyede. Ejderi, balonu, çarpması. Çarpmaya bir seviye daha verecek. Bence bir an önce onu halletmelisin. Depremin çok geri kalmış. Kuşatmalardan kaya balonunu açmamışsın daha. Belediye binası 12 acaba yeni geçmiş olabilir misin diye düşünüyorum. Kahramanlardan kralı mesela 50 yapmadan geçmişsin. TH11'de maxlamamışsın. Kraliçen 54, büyük koruyucu 23. Bir an önce bunlara seviye vermeye bak. Şimdi köyü ziyaret edelim. Ya yeni mi geçtin diyecektim de duvarlarda maxlamışsın belediye binana göre. Yeni geçmedin sanırım. Ya da ara ara mı oynuyorsun oyunu? Tam çözemedim. Duvarlar iyi. Kartal topun 3. Cehennemin bir tanesini basmışsın. Diğeri basılıyor. X yaylarını basmaya başlamışsın. Ağır savunmaları. Yani bu şekilde devam et. Önce ağır savunmaları bas. Ondan sonra da okçu kuleleri, topları vesaire bas. Hiroların da çok geri kalmış. Bir yandan da bunları basman gerek. Bir yandan da bunları bastıktan sonra yavaş yavaş olur. Ama çok uzun süre alacak bu köyün maxlanması. Haberin olsun. Sinsilerle ganimet kasıyorsun. Güzel. Geceleri özellikle ölü köylerde çok güzel ganimet olur. Verebileceğim tavsiyeler bu kadardı. Şimdi diğer köye geçelim. Şimdiki köyümüz Papiazonikli. Belediye binası 10 kardeşimizin hesabı. Birliklerine bakıyorum. Cadıya güzel seviye vermiş. Golem bir seviye geride kalmış. Çarpması güzel. Ejderi basmış. Hava saldırıları yapıyor. Kahramanlar 33-34 yeni yeni basmaya başlamış. Belediye binası onda 40'a kadar gidiyor. Bunları bir an önce basmaya başla kanka. Köyü ziyaret edelim. Laboratuvarı iyi durumdaydı. Duvarları güzel. Duvarları maxlamış. Hava savunmalarının 3'ü tamam. Bir tanesi de basılıyor. Savunmalar bir tık geride kalmış. Savunmaları basıyor. Ağır savunmaları basmış önce. Bu çok güzel. Ben de bu şekilde yapıyorum. Önce ağır savunmaları basıp ondan sonra okçu kulesi, top vesaire o şekilde basıyorum. İkisini de yatırmış sanırım. Barbar kral basılıyor da okçu kraliçeyi anlayamadım tam. İkisine birden seviye ver kanka. 40'a kadar yolla bunları. Savunmaları da basıp ondan sonra T11'e geçiş yapabilirsin. Köy güzel durumda. Diğer köye geçelim şimdi. Sıradaki köyümüz Leonikli kardeşimizin TH8 hesabı. Birliklerine bakıyorum. Birlikleri güzel. İyi durumda gözüküyor. Kahramanı maxlamış. Büyüler iyi durumda. Hatta barbar skini varmış. Güzel güzel. Ziyaret edelim bakalım. Oo, bu köy max ki. Duvarları tamam. Savunmalar iyi durumda. Fullemiş hatta. Kral da max zaten. Skini var hatta. Köyün düzeni de güzel. Karmaşık bir düzen. TH8'lerin bu köyü üçlemesi zor.
Depoları güzel saklamış. Hoşuma gitti. Hatta şu an sadece altın madenlerini, sondaları vesaire basıyor. Çünkü köyü maxlamış. Artık sana verebileceğim tavsiye bir an önce TH9'a geç. Güzel ilerliyorsun. Hemen diğer köye geçelim. Sıradaki köyümüz Efsane Enes, belediye binası 11. Hemen birliklerine bakıyorum. Golem 7, PK 7, Cadı 4, Elektro 2, Ejder 6. Birlikler güzel. Güzel seviyedeler. Büyüler çarpma tamam. Şifa öfke. Depreme bir seviye ver kanka. Zaten 5'te maxlanıyor. Ondan sonra kahramanlar. Kraliçeyi maxlamış. Büyük koruyucu 18. 2 seviye sonra maxlanacak. Barbar kral 44. 6 seviyesi kalmış. Hemen ziyaret edelim. Laboratuvarı güzel. Şimdi cehennem kuleleri tamam maxlamış. Top max. Okçu kulesi bir seviye alacak okçu kuleleri. Ağır savunmaların çoğunu halletmiş. Hatta hepsini halletmiş neredeyse. Havanlar kalmış bir tek. Duvarlara başlamış bir yandan. Laboratuvarın yüksek olması güzel. Bu bir artı. Hero'larda birkaç eksiğin var. Ondan sonra savunmaları da halledip geçebilirsin. Tahminimce 1,5 ay civarında sürer bu köyün maxlanması. Bir tane işçinle bence duvarlara hücum edebilirsin. Güzel. Mesela yavru ejderlerle, bebek ejderlerle ganimet kasıyor geceleri. Bu güzel. Hızlı hızlı ganimet kasıp bir an önce köyü fulleyebilirsin bence. Köy güzel durumda. Diğer köye geçelim şimdi. Sıradaki hesap Kızıl Kanat Nikli kardeşimizin TH9 hesabı. Kahramanlarına bakıyorum, 23-24 iyi gidiyor ama 30'a kadar geçecek. Bunları bir an önce basmaya bak. Ondan sonra ejderi basmış. Çarpması tamam. Havadan saldırı yapıyor. Bence bir yandan golem ve cadıyı basmalısın. Pekka'ya bir seviye vermiş. Güzel. Depremi bas. Ondan sonra laboratuvarda ya temel olarak güzel laboratuvar ama birkaç bir şeyin eksik. Onları da basmadan geçme bence. Ziyaret edelim. Duvarlar güzel. Duvarları maxlamış. Bir yandan kral ve kraliçeyi yatırıyor. Çok güzel. Ama savunmalarda eksiklikler var. Hava savunmaları basılacak mesela, bunu yeni kurmuş. Daha hiç seviye vermemiş. Ondan sonra 1 2 3 3 tane inşaatçısı var sanırım. Bak bu çok kötü işte. Bu senin gelişmende çok büyük engel olur. Bir an önce 5 tane alman lazım inşaatçı. Şuradaki görevleri vesaire yaparak o şekilde alabilirsin. Yeşil taşlarını harcama. Arkadaşlar yeşil taşları harcamayın. Bu çok önemli. Şimdi 5 tane işçiyle gelişmek var, 3 tane işçiyle var. Mesela bir yerden sonra 5 işçi de yetmiyor. 6.'yı alıyoruz yan köyden. Bence kanka bir an önce almaya bak, daha fazla yeşil taş harcama. Hero'larını bas, savunmaları da hallet. Yavaştan yavaştan TH10'a geçiş yap. Verebileceğim tavsiyeler bu kadardı. Diğer köye geçelim şimdi. Sıradaki köy Tatar Ramazan. Tatar Ramazan sanırım. Ramazan Nikli kardeşimizin TH12 hesabı. Birliklere bakıyoruz. Birlikler güzel seviyede. Laboratuvarı bayağı iyi. Cadıyı maxlamış. Golem geri kalmış. Golemi bas kanka. Cadı golem yaparken bayağı işine yarar. Kahramanlar aşırı iyi şu anda. Koruyucuyu maxlamış. Kraliçe max. Kralın 3 seviyesi kalmış. Kahramanlar çok iyi seviyede. Büyüler de çok iyi. Çoğunu maxlamış zaten. Kuşatmalara da seviye vermiş. Laboratuvarı çok iyi seviyede. Ziyaret edip köyüne bakalım bir de. Köy de çok iyi durumda. Savunmalar güzel durumda. Duvarları bayağı basmış. Çok azıcık bir duvar kalmış. Hero'lar zaten iyi. Yani
Sana verebileceğim bir tavsiyem sadece golem var kanka. Golemi bas. Klan savaşlarında çok işine yarayacak. Onun dışında köy düzenini değiştirebilirsin. Daha güzel bir köy düzeni bulabilirsin. Bu kadardı. Şu ana kadar denk geldiğimiz en iyi hesap buydu. Bayağı iyi durumda hesap. Sizce nasıl arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz hesap hakkında? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu köyde bu kadardı. Bu video bu kadar arkadaşlar. Şu anda inceleyemediğim birkaç tane hesap kaldı. Onlar için şimdiden çok özür dilerim. Telefonda saklama alanı sıkıntısı yaşadım. Bir de şunun hakkında bilgi vereyim. Haftada 3-4 video çekmeyi düşünüyorum. Her hafta bir tane köy inceleme videosu. Onun dışında da savaş videoları vesaire. Klan ligi ile ilgili videolar olabilir. Bu şekilde haftada 3-4 video atmayı düşünüyorum. Video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Hoşunuza gitmediyse dislike atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olup destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.